Selamlar. Selam. Buyur. Ne bu? Meyve tabağı. Yani aslında tabak porselen. Ama işte meyve koyunca üstüne meyve tabağı oluyor. Değil mi? Niye peki bu? Şöyle söyleyeyim. Sen bana pasta verince, yani hani üstünde hayatımın erkeğisin yazan, ben de bir güzellik olsun, bir hoşluk olsun diye. Hoş bunun üstünde yani öyle bir yazı yok. Ama yani yani böyle vücuda alırsın hani bünyeye. Vitamin olur falan filan diye yani ben şey ettim. Şimdi o Esin'in Şevkat'a yolladığı pastayla karışmış olmasın? Yani yoksa sen bir de sana yürüdüğümü falan düşünüyorsan... efsane komik olur biliyor musun? Efsane geyik olur biliyor musun? Evet. Ya. Yok oğlum ya. Olur mu hiç? Yani ben yani tabak boş gelmesin diye şey ettirdim yani. Anladım. İyi. Eyvallah ya. Eyvallah koçum. Cansın. Allah korudu vallahi. Yoksa çarşıyı birbirine katacaktık. Hayırlı işler kardeşim. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Seval. Ziyade olsun, kesene bereket. Afiyet olsun, afiyet olsun. Esin sen az önce ne yaptın öyle ya? Esin görünümlü Şevkat hareketler, tavla jargonları bilmeler. Evet ya, ya kahve dili konuşmalar. Ay sanırsın böyle yıllarca kıraathanede takılmış gibisin. Yani yıllarca olmasa da uzun bir süre kıraathanede takılmıştım aslında. Hadi canım. Tabii canım. Vallahi bak. Sürprizlerle dolusun vallahi. Bunca zamandır arkadaşımız, yani bizim haberimiz bile yok. Peki ne yapıyordun kıraathanelerde? İşsiz miydin? Vakit öldürmek için gitmedim tabii ki. O ara bir tane resim yapmak istiyordum ben. O yüzden can kurtaranda bir kıraathaneye gidiyordum sürekli. Her gün gidiyordum. Oradakilerden izin aldım. Böyle işte tavla oynayanların, kahvehanede takılanların falan eskizlerini çiziyordum. Car se, car, bu da se. Bir şaşırttım, gele geldi be. Amma düşündün ya, santranç mı oynuyorsun ya? Cari dü, bu car, bu da dü. Hadi yavrum kemik, mahcup etme beni be. Oo. Boyun burada biter. Hanım kızım, bilir misin sen tavla? Yok, bilmiyorum. Ben oynamadım daha önce. Sen böyle gel. Gel. Geç şöyle karşıma. Öğreteyim sana. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Gel karşıma. Önceleri parmakla sayıyordum, çok anlamıyordum da sonra ustalaştım tabii. Zarların Farsça isimlerini, onlara denk gelen tekerlemeleri falan öğrendim. Esin, ben o resmi hatırlıyorum. Sen Fransa'daki okula o resim sayesinde kabul edilmiştin. Evet, işte o resim. Tavlayı ustalardan öğrendim diyebiliriz yani. Tabii bu şans işi en nihayetinde ama... Sevel'e karşı kolay lokma olmayacaktım. Senden korkulur vallahi. Daha nelerini göreceğiz acaba? Acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.